Evet sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV kanalıma göstermiş olduğunuz olağanüstü ilgi için size sonsuz teşekkürler. Dünyanın dört bir tarafından bütün gurbetçiler Transfer TV Plus kanalına özellikle Galatasaraylılar yoğun ilgi gösteriyorlar. Gerçekten inanılmaz derecede videoları izliyorlar ve onların sayesinde Transfer TV Plus kanalı çığ gibi büyümeye başladı kısa sırada. Yayın hayatına başlayalı daha bir ay olmadı ama abone sayısını görüyorsunuz. Hep birlikte büyüyoruz ve Galatasaraylıların yoğun ilgisi üzerine daha çok Galatasaray videoları, Galatasaray içerikleri, Galatasaray transfer haberleri paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi çünkü Galatasaray'ların hakkını teslim etmem lazım. Ne kadar güçlü olduklarını, ne kadar büyük bir seyirci potansiyeline sahip olduklarını Transfer TV Plus kanalında da gösteriyorlar. Sordukları sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Övgü dolu cümleler var. Hepsine teşekkür ediyorum. E, bolca like atıyorlar. Onun için de teşekkür ederim. Her her videoya olağanüstü ilgi gösteriyorlar. Evet, e, Muslera'nın 3 yıllık daha sözleşme imzalayacağını ve 2 yıllık 2,5 milyon euro'yu oynayacağını ben daha önce çektiğim videolarda Galatasaray taraftarına müjdelemiştim. Nitekim bugün de aynı şeyler oldu. Yani e, bir hafta öncesinden bu bunla, bu konuda ben sizi zaten bilgilendirmiştim sevgili Galatasaraylılar. Artık Muslera e, konusunda Galatasaraylıların kafası rahat. Muslera o 3 yıldan sonra bence bir artı bir yıllık daha bir sözleşme yapılır diye düşünüyorum. Çünkü Mustera 40 yaşına kadar oynayacak kapasiteleri ve donanımda bir kaleci. Onun sonrasında da zaten Galatasaray'ın teknik yönetiminde görev alır ve kaleci antrenörü olarak yoluna devam eder. Mustera Türkiye'den ayrılmaz. Şimdi düşünsene, düşünsenize sevgili Galatasaray 2011 yılında Galatasaray'a gelen ve her sezon ee, müthiş performans gösteren bir oyuncudan bahsediyoruz. Muslera değil de bu oyuncu başka bir oyuncu olsaydı çoktan başka bir takıma majörlüklerden birine e, astronomik ücretlerle gitmişlerdi. Ama Galatasaray'a ballı olağanüstü. Türkiye'de ilk üçe şu isimleri koyarım sevgili Galatasaraylılar. Hacı, Alex ve Muslera. Muslera çünkü bu üç oyun, oyuncuyu tüm takım taraftarları çok seviyor. E, futbolunu çok seviyor, özlüyor e, Mustara'yı sevmeyen e, Türkiye'de başka takım taraftarı yani bütün takım taraftarları Mustara'yı çok seviyor. Çünkü e, kalbinin temizliği yüzüne yansımış. Çok temiz yüzü var. Sahada hiçbir futbolcuyla, rakip oyuncuyla bugüne kadar dilişmedi. Sadece e, futboluna bakan e, formunu hep yüksek tutmaya çalışan Galatasaray'ın başarısı için mücadele eden olağanüstü bir oyuncu. Galatasaray bu konuda ee, hem Galatasaray yönetimi hem de Muslera hem de menajeri de gerekli adımlar e, adımları attı ve artık e, Muslera 3 yıl daha Galatasaray'da. Luindama ve Marka konusunda da artık e, Galatasaray önemli adımlar attı. Onlar da e, kalacak Galatasaray'da. Özellikle Marka çok önemli ama Luindama'ya e, çok e, olağanüstü bir teklif gelirse Luindama'yı Galatasaray satmayı da planlıyor. E, onun dışında ee, bir müjde daha vereyim. Arda Turan konusu. Arda Turan'la da Galatasaray e, en az iki yıl daha sözleşme imzalamak istiyor. Çünkü Arda Turan çok istiyor. Ben para falan istemiyorum. Para falan derdinde değilim. Boş mukavele de imza atarım. Ben Galatasaray'ın e, oyun sağ iç komutanı, sağ dışı komutanıyım. Ya yani oyun liderim. Fatih Terim'in sağ kolu olmak istiyorum ki bugüne kadar öyle. Yedek kalmayı da hiçbir zaman sorun etmeyen bir oyuncu. Arda Turan'la da önümüzdeki haftalara doğru... Ee, sözleşme imzalanacak ve eğer e, gelecek sezon antrenörlük kursu açılırsa ki artık her sezon açılmıyor bu kurslar. 2 e, yılda bir açılmaya başladı. Açılırsa antrenörlük kursuna da gidecek Arda Turan. Oradan diplomayı aldıktan sonra ilk etapta 19 Galatasaray U19 takımının hocası olacak. E, o yüzden de Fatih Terim'in sık sık onu altyapı maçları maçlarını izlemeye gönderdiğini biliyoruz eee Saratçı konusunda Saratchi'nin e, sözleşmesinde kesin satın alma opsiyonu opsiyonu yok sevgili Galatasaraylılar. Fatih Hoca da e, daha önce 6.5 milyon euro istiyordu Leipzig bu oyuncu için ama şu anda 3.5 milyon euroya kadar düştü. Çünkü eee geri dönmesini istemiyorlar ama Fatih Terim de Saratchi'yi ancak şu şekilde istiyor. 3 üç, üç, üç ya da 3.5 milyon euro Saratchi'ye vermeyelim eğer Leipzig bize bedava bu oyuncuyu veriyorsa, kira alıyorsa önümüzdeki sezonda bizde kalır e, düşüncesinde. Yani çok da e, bu konuda dediğim gibi e, gönüllü değil Fatih Terim. Yani bedava olursa olur, olmazsa da e, ne yapalım e, başka oyuncu bakarız yerine düşüncesinde var. Ve en önemlisi e, sevgili Galatasaraylılar. Bir bomba daha patlatayım. Draxler konusunda ilk bombayı Transfer TV Plus kanalı aracılığıyla patlatmıştım. Draxler cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor sevgili Galatasaraylılar. Ee, Draxler için Galatasaray'ın efsanevi 10 numaralarından biri hep söylüyoruz. Hacı Şinayder etkisi yaratacak oyuncu e, istiyor Fatih Terim diye. Ve Draxler için e, Julian Draxler için e, Schneider devreye giriyor. Evet Schneider'dan yardım istemiş Galatasaray. Julian Draxler şu anda Paris Saint Germain'de yıllık 600 bin euro oynuyor. Fransa'da ödemeler 12 ayda 12 ay 12 ayda bir yap yani 12 ay içinde yapılıyor. Türkiye'de 10 ay içinde yapılıyor. Onu da söyleyelim. E, ve yıllık kazancı 7.2 milyon euroyu buluyormuş bu oyuncunun. Galatasaray yönetimi ise Draxler'i ikna etmek için nasıl bir teklif sunması gerektiği üzerinde duruyor. E, Draxler bundaki ligayı yani Almanya'yı özledim demesine rağmen Bayern dışında ona bu paraları verecek oyuncu yok. Ama Bayern de o alanda çok önemli oyuncuları var ve Draxler'i kafasında düşünmüyor. Galatasaray'da Draxler için yıllık maksimum 4-5 milyon euro'lara kadar çıkabil, çıkma konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. Üstünü de bir sponsor aracılığıyla tamamlayabiliriz düşüncesinde. Çünkü Galatasaray Belhanda'dan yollarını ayırdı. Belhanda'ya bir ödeme yapmayacağı için artık Belhanda'nın yıllık ödemesinin 3,5 milyon euro'yu bulan yıllık ödemesinin üzerine 1 milyon ya da 2 milyon euro daha katıp e, Draxler'i renklerine katabilir. Galatasaray Draxler için menajeriyle görüşmeler halen devam ediyor. Ancak henüz herhangi bir e, net olarak e, Draxler'den tamam gelirim e, demedi ama öncelikle Draxler'i Türkiye'ye e, getirmek menajeriyle Galatasaray yönetimi görüşüyor. Yöneticiler görüşüyor. Hacı ve Şinayler'in formasını alıp Galatasaray tarafları için On numaraların ne ifade ettiğini en iyi şekilde anlatmak için e, özellikle Schneider görevlendirildi. E, Schneider'in Alman oyuncuya aradığı Galatasaray'ı, e, Alman oyuncuyu yani Drax, Draxler'i arıyor ve Galatasaray'ı anlatıyor. Hollandalı Yıldız'ın Türkiye'ye kendisiyle aynı yaşta geldiğini yani ben de e, diyor senin yaşındayken Türkiye'ye gittim ve ne kadar doğru karar verdiğimi Galatasaray formasını giydiğim gün anladım. Çok mutlu günler geçirdim orada ee, ve e, efsaneler arasında yer aldım. Sen de Galatasaray'da efsane bir on numara olarak e, unutulmazlar arasına girersin. Galatasaray'ın teklifini kabul et şeklinde e, oyuncuyla görüşmeler yapmış Schneider. Dediğim gibi e, Drogba, Hacı gibi, Schneider gibi eski yıldızları e, kullanıp burada e, Draxler'e bir taraftan da futbolcu bazında ikna etmeye çalışıyor Galatasaray ama ikna edilmeyecek bir durum yok. Falcao ile ilgili bir müjde de verelim sevgili Galatasaray. Falcao milli takıma dönüyor. Attığı gollerle bir anda yeniden aranan oyuncu haline geldi e, Kolombiya milli takımı için. Çünkü e, Kolombiya e, milli takımı teknik direktörü Rueda Falcao'yu Mart sonunda oynanacak Brezilya ve Paraguay maçları için kadroya davet ediyor. Luis Suarez sakat olduğu için kadroya çağırmayacak. Onun yerine Falcao'yu Zapata ve Muriel'in arkasında üçüncü forvet olarak kadroda görmeyi istediği belirtildi. O bilgileri de verelim sevgili Galatasaraylılar. Dediğimiz gibi Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Her gün yeni transfer teklifleri oluyor. Bir taraftan da seçim süreci var. Seçim sürecinde ben sağlığı erveldiği sürece ki başkanın Mustafa Cengiz'in sağlığı erveriyor, sağlık durumu iyi. Ben e, Mayıs ayı sonundaki kongrede tekrar adaylığını açıklayacağını ve yeniden Galatasaray'ın başkanlık koltuğuna oturulacağını e, düşünüyorum. E, tabii ki burada Galatasaray'da her şey yolunda giriyor sevgili Galatasaraylılar. Yani özellikle forvet konusunda iki forveti de, Mustafa Muhammed de, Falkoğan da formu... E, formda olması Fatih Terim'i çok memnun ediyor. Bundan sonra zorluk derecesine göre genelde ligin sonuna kadar çift forvetli sistemle oynamayı planlıyor Fatih Hoca ee, ve bu, bu birbirini tamamlayan iki forvet özellikle Mustafa Muhammed Falcao'nun verimini çok artırdı. Falcao kendisi de Fatih Hoca'ya söylemiş zaten baştan beri istediği hep çift forvet oynamaktı ama bunu e, Jack Ne ile birlikte başaramadı ama Mustafa Muhammed görüldü ki ona boş alan yaratıyor. Rakip stoperlerle boğuşurken daha çok Falcao'nun topla buluşmasını sağlıyor. Ve Falcao gollerine atmaya başladı. Bundan sonra da öyle olacağını düşünüyorum. Galatasaray'da her şey yolunda gidiyor sevgili Galatasaraylılar. Kanalıma gösterdiğiniz yoğun ilgi için tekrar teşekkür ederim. Soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Ayrıca övgü dolu sözleriniz için de teşekkür ederim. Bu arada videolarıma bolca like atıyorsunuz. Bundan sonra da aynen devam. Bol like istiyorum, bol abone istiyorum. Hep birlikte sevgili Galatasaraylılar farkınızı ortaya koyun. Bu kanal sizin kanalınız. En doğru haberleri, en güncel haberleri ilk Transfer TV Plus'tan duyacaksınız yine. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. İyi geceler sevgili Galatasaraylılar. Teşekkürler.